Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda med ve zem fiillerine değinmeye çalışacağız. Önce bir Türkçe bilgi, peşine Arapça bilgi, daha sonra ayetler üzerinden örnekler göreceğiz. Bu videomuz bir istek üzerine çekilmiştir. Abonelerin istekleri üzerine videolar çekmekteyiz. Med övmek demek, zem ise ne demek? Yermek, eleştirmek manasına gelmektedir. Efa'lül medhi ve zemme. Arapçada medh yani övmek için nime fiili, zem yani yermek için bi ise fiili kullanılmaktadır. Başka fiiller de var elbette. Bu fiillere camit diyoruz. Yani çekimleri yoktur. Ve çoğunlukla bu fiillerin ardından iki adet merfu isim gelmektedir. İşte nime ne fiili? Övme fiili. Med fiili. Peşine Birinci merfu velet, ikinci merfu Ömer kelimesi gelmiştir. Sol tarafında iki tane merfu lafız geliyor. Geliyor da bunlar gramer olarak, övgü olarak ne oluyorlar? Burada anlatılmış. Niyeme camit fiildir. Kendisi bizim ne fiilimiz? Övme fiilimiz. Mazidir, camittir. El velet, nedir? Cümlenin failidir, merfudur. Peki peşine gelen Ömer nedir? Ona da mahsus deniyor. Mahsusun bil medeh. Mahsusun bir zen olmak üzere mahsusu ikiye ayırıyoruz. Mahsusun bir diyoruz. Çünkü met fiilinden sonra gelmiş. İkinci cümledeki bi ise camit fiildir. Mazidir. Zem fiilidir. Peşine gelen huluk lafzı ise cümlenin failidir. Merfudur. İkinci merfu lafımız ise ne oluyor? O da mahsus oluyor. Mahsusun bizzem deniyor ona. Buralardaki mahsusları işte Ömer olsun, Kizb olsun bunları fiillerin sağ tarafına alsaydım ne olurdu diyor. Burada Ömer vardı onu fiilin sağına aldık artık o nedir? Bir müptedadır. Peşine kalan kısımsa cümle olarak haber olur. Şurada Kizb vardı. Kizbi ne yaptılar? fiilin sağ tarafını aldılar. Artık o nedir? Müptedadır. Peşine gelen kısım komple cümle olarak haber olur. Öyleyse diyebiliriz ki cümledeki mahsusları fiillerin sağ tarafına aktarırsak onlar müpteda olur. Peşine gelen kısımlar da cümle olarak haber olur. Mahzuf müptedanın haberi de olabilirler. Ne'mel veledü umeruh. Neymel veledü Ömer. Şuradan bakalım. Şurayı dikkate alıyoruz. Neymel veledü Ömer. Dikkatlice baktık. Baktık ve gittik. Neymel veledü Ömer. Eğer burayı Ömer lafzını yani mahsusu haber olarak değerlendirmek istersek Deriz ki mahzuf bir hüve vardır. Burada da onun haberidir. Mahzuf demek yazıda yer almayan demek. Nimer veledü ümeru. Ve letir ümer arasında tam şurada gizli bir lafız varmış. O da hüveymiş. Niye hiye değil? E nasıl hiye olsun? Bu kelimenin özelliğine bakarsak müfrettir, müzekkerdir. O zaman müfret müzekker bir zamiri takdir edersin. Şayet sol tarafta Ayşe Fatma Hayri olsaydı o zaman burada gizli bir hiye var der idik. Gerekçesi o. Neyim <biyatə piorata> el hulugu el kidbu hüve el kidbu. Hüve için mahzuf mübdeda kidb için haber diyebiliyoruz. Bir takım notlar var. Efalül medh ve zen nedir? Camittir. İki, bunlar lazımdır. Mütadeye değil. Üç, Bunlar mazidir. Muzari ve emirleri yoktur. Çekimleri yoktur. Zaten bu manada onlara camit deniyor. Camit, mutasarrıfın zıttı olarak burada kullanılmıştır. Yani çekimi yok bunların. Nasara, yensuru gibi. Yensuru, yensura, yensuruna, nasara, nasara, nasaru, unsur, unsura gibi bu nimenin işte diğer medhe ve genel olarak çekimleri olmadığı kabul ediliyor. Nimenin müennesi nimet, senin müennesi biset. Nime ile başlayan cümledeki mahsusa mahsusun bilmede medh bi ile başlayana mahsusun bir zem deniyor. E, mi olsun bi olsun bunların failleri mahsuslarına uyarlar. Müfret tesne cemi müzekker mühendislik bakımından. Nime raculü, ehmedü. Racül ile ehmed arasında yani şöyle diyelim medh ve zem fiillerinin sol tarafında uyum olur. Birinci kelime ile ikinci kelime. Eğer racül müfet müzeker, Ahmet de müfet müzeker. Racülanın tesniye müzeker, ehava kede nedir? Tesniye müzeker. Eğer ricalü cemi mükeserdir, Mükesserler müzeker ve müennes olarak ayrılır. Yani cemidir ve de müzekerdir bu. O yüzden burası da cemi ve müzekker gelmiş. Sağdaki 40, soldaki salim olarak gelebilir. Müfret müennes, bu da müfret müennes. Neme iyi, güzel, ilginç, mükemmel gibi manalara gelirken bir ise kötü, fena, çirkin manalarına gelmektedir. Med için nimeden başka habeda da kullanılır. Zem için bir senin dışında la habeda da kullanılabilir. Habeda el iştihadu çalışmak ne güzeldir. La habeda es serikatu hırsızlık yapmaksa ne kadar da kötüdür. Habeda el iştihad Cümlesinde Habbe mazi fiildir Feta üzeri mebni ve ismi işaret Fa'il mebni mahallemler Habbe da Habbe fiil ve fa'il Önemli bir bilgi İştihat ise nedir? Muhar müpteda diyebiliriz Veya müptedası hasfedilmiş haberdir Diyebiliriz Habbe da mukaddem haber olmuş olur Bu durumda La habbe da serikatu La nehi yani nefi yani olumsuzluk ifade eder. Habbe fiilimiz zaten ve failimiz. Esterika ise kendisi mübteda veya mübteda edilmiş haber diyebiliyoruz. La habbe de mukaddem haber olarak değerlendiriliyor. Peşine bir takım e, örnekler var. Emsile tün anel mahsusi bi zemmi. Ne demek? Örnekler ne eder? Mahsusun bir zem. Yani zem fiili var. Peşine fail var. Mahsusun bir zem var. İşte bir ise nedir? Zem fiilidir. El sahib faildir. El hain kelimesi mahsusun bir zemdir. Şimdi cümle biraz değiştirmişler. Demişler ki biz el hain kelimesini baş tarafa alalım yapmışlar. Bakın. El hain mübteda bir ise sahibi ise ne olur? Haber olur. Bir ise fiilimiz sahibul mer'i sahib fail artı muzaf el hain mahsusun bir zem olur. El hainu mübtede bir ise sahibul mer'i fiil cümlesi olarak haberdir. Fiilimiz failimiz. Bu şekilde devam ediyorum. Diyor ki medh olsun zem olsun bu fiillerin mahsusun bir zem mahsusun bir madih. Bunların hasfi caiz midir? Bunların hasfedilmeleri caizdir. Kat bazen yuhsefu hasfedilir. El mahsusun bil medh ev zem olsun fark etmez. Kelamdan anlaşılabiliyorsa bunların silinmeleri mümkündür. Nime et talibu el müctehidu. Nime fiilimiz zaten yazmış. Et talib failimiz peşine gelen haletir fail, failin hali nedir, failin durumu nedir diyor. İsmi zahirdir, kendisine eliflen bitişmesi sonucu marife olmuştur. Et tarif. Mahsusun bil medh zem nedir? El müştehit. İşte o da nedir? Mahsusun bil medh veya zemdir. niye mi olduğuna göre medh diyeceğiz. Bir ise olsaydı zem derdik. Bir ise fiilimiz, sadık failimiz. Geriye şurada su kelimesi. Bir de kadip kelimesi. Kadip yazıyor herhalde. Bir de onlar kaldı. İsmi zahirdir. Muzaf olması neticesiyle marifeleşmiştir diyor. Şu kelime. Sadik mi yazıyor? Görelim onu. Sadık evet, sadik kelimesi. Daha sonra el kadip lafzı da nedir? Mahsustur. Bir ise yani zem kullanıldığı için mahsusun bir zem diyoruz. Buralar da böyle gidiyor. He, biri var. Buradakiler fiil, buradakiler fail. Burada failin durumu anlatılmış. Burada da mahsusun ne olduğu anlatılmış. Tek, tek okumaya gerek yok. İncelemeler devam ediyor. Cümleler yine burada irdelenmiş. İşte tek tek nime burada. Peşine gelen kelimeyi şurada değerlendirmesi var. Bu kelimenin değerlendirmesi şurada var. Peşine bir ise talip el müderris, el kesul her birinin yine burada değerlendirmeye tabi tutulduğunu görmektesiniz. Tek tek bunları okumaya gerek yok. Bu pdf sizlerle paylaşılmıştır. Emsile tunar mehsusi bil Nerede paylaşılmıştır? Telegram grubumuzda bu pdf'yi bulabilirsiniz. Mehsusun bil dair örnekler. Neymiş sadık el Fiilimiz failimiz mahsusumuz medh mahsus bir medh böyle devam ediyor nime el imam el ali nime nedir fiildir mazi fiildir camittir başka zahiri fetha üzere mevnidir diyor fiilin sonunda bulunan işte şuradaki mimdeki fetha üzere zahiri fetha üzere mevni bir fiildir medh inşa etmek için kullanılan bir fiil İmam lafzı ise nedir? Kendisi faildir. Peşine gelen Ali lafzı nedir? Mahsusun bir medhtir. Şayet Ali lafzını cümlenin sağ tarafına assaydık, Ali lafzı müpteda olurdu. Neyme'l-imam haber olur idi. Burayı istersek şöyle de değerlendirebiliyor idik. Ali ile imam arasında gizli bir zamir var. O da hüvedir. Mahzuf müptedadır. Ali de haberdir diyebiliyor idik. Bi ise hulukan en nemi bir ise bizim neyimiz? Camit fiilimiz. Kendisi zem fiilidir. Huluk temyizdir. Ennemime lafı nedir? Mahsusun bir zemdir. Peki buraları geçtik. Diyor ki zem ve med fiillerin en va'l-mahsus Bil medhi ve zem Mahsusun türleri En yekune muarrafeten Bir defa mahsus dediğimiz e, Lafız nedir? marifedir. Ni'mel amelu el haberu. El hayru mu yazıyor? El hayru. Mahsustur. Görüldüğü üzere eliflam ile marifeleşmiş. En yekuna nekraten mevsufeten veya da sıfatı olan bir en yekuna olması gerekir. Nekraten nekre olması gerekir. Mevsufeten mevsuf bir nekre. Yani sıfatı varmış. Burada öyle bir şey yok aslında. Bir örnek verilmemiş burada. Örnekte hata var nekre belki ama mevsuf değil, sıfat yok ortada. Ede sıfatı silinmiş deriz. Bir nekre olacak ki muzaf olan bir nekre de olabilir. İşte hain lafzı direkt nekredir ama muzaf olmuştur. Peşine de diyor ki çeşitli açılardan daha önce ifade ettiğimiz üzere müfettesine müzekker açısından kendisi faille uyumludur. İrabu uslu bil medhe zemme. Biraz İrab çalışması yapalım denilmiş burada da. Bir olsun, nim olsun bunların failleri şöyle olur diye Bir, kendilerinin eliflen bitmiş olabilir failleri için konuşuyor. İşte faili budur, eliflen bitişmiştir. Eliflen bitişmiştir. Veya kendileri Eliflenli bir lafza muzaf da olabilir. Faili için konuşuyoruz. Faili budur, direkt nekredir. Ama eliflendi bir kelimeye muzaf olmuş. Tarih burada hem faildir hem muzaftır. Yani failleri muzaf konumunda da olabilir. Failleri direkt eliflendi da olabilir. Bunu görmüş olduk. Faildir muzaftır. Kendisi müstetir bir zamir olabilir. Vücuden, vücuden yani zorunlu olarak gizli bir zamir olabilir. Öyle bir gizli zamir ki izah edilmiştir. Ne ile izah ediliyor? Ee, mekruh, e, mekruh diyorum. <laughs> mensup, nekre bir kelime ile izah edilmiştir. O e, nekre ve mensup olan kelime de temizdir. Örnek. Nime tilmiden tilmiden el müştehidu fe bu durumda fail nime nime'nin fa'ili nedir? Hüvedir. Daha önce yukarıda vardı e, Öyle hüve ki e, el el müstetir vücuben Zorunlu olarak müstetir olan zamir burada nedir? Hüvedir. O yani. Takdir hu hüvediyor. Demek ki bir yerde medh olsun, zem olsun bu fiillerin hemen solunda önce merfu kelime gelmediyse de mensup nekli bir kelime geldiyse hemen gizli bir zamir orada faildir diyeceğiz. Bu mensup nekli kelimeyi temizleyeceğiz. Solundakine de mahsus zaten diyoruz. 4 böyle devam ediyor. Peki buraları geçtik. Ayetlerle bakış demişiz. Şurada çeşitli ayetler üzerinden bakmaya çalışalım. Kâle Teala Bismillahirrahmanirrahim ve ni'mel vekil. Ni'mel Mevla ve ni'men nasir. Bu şekilde çok ayetler var. El -Vav, vav şu an bizim için önemli değil. Ni'me nedir? fi'lun ma'zın kendisi fi'l-u mazi fiildir, camiddir medh fiili kurmak için var kendisi feth-i özleri kısacası medh fiilidir el ney? faildir mahsus nerede? mahsusun bil medh nerede? diyor ki mahzuf, silinmiştir takdiruhu yanun izahı yazsaydık neydi o? allahu nimel vekilu ne güzel vekildir, kimden bahsediyor? peşine şöyle yazmalıydı. nimel vekir Allahu. Yani yazılmamış. Neden? Kerem'den anlaşılıyor zaten. Ne güzel vekildir derken Allah'ın kastedildi zaten bel. Yukarıda geçmişti ya mahsus sinilebilir mi sinilemez mi kelamdan anlaşıyorsa sinilmesi caizdir demiş idik. İşte ona örnektir bu da. Ni'mel vekil. Yani aynısı. Geç. Gâle ala ni'mel mevla ve ni'mel nasîr. Neyim aynı şekilde medh fiilimiz El Mevla faildir Merfu'un ve alamet-i rafi'ye mukadderatu A'nel elifi Mene'e mani oldu Min zuhuriha et ta'zzuru bizzat kendisi irabına açığa çıkmasına mani olmuş Ta'zzur demek imkansızlık demek El Mevla derken sonuncu eliftir Elif hareket alamaz Mevleyu, mevleye, mevlei gibi Hareket alamayacağı için Mecburen takdir irab vardır Sonuç olarak merfudur yani bu bir iki tane okuyacağım. Hepsini okumayacağım. Evet. Fail neymiş? Fail el mevla. Mahsus nerede? Mahzuf. Takdiruhu Allah. Ve nime. Peşine bir tane daha nime var. En nasiru. En nasir nedir diyecek? En nasir fail. Mahsus nerede? Ee, mahsus bil medh mahzuf. Takdiruhu Allah. Geçtim. Nime sevab. Nime belli. Medfiili. Es sevab ne? Fail. Mahsus nerede? Mahzuf. Takdiru ve ey yani el cennetu. Biraz daha aşağılara geçelim. Fedeni emel mucibun. El fav geç. Nime. Nime nerede? Nime aranıyor. Nime burada. Kendisi medh fiili. Peşine mücibun faildir. Merfu ve alameti raf'ihi elvabuh. Mücibuna. Vav wow, raf alameti. cem i zekker, salimdir kendisi. Mahsus nerede? Mahzuf. Takdiri i huşudur budur diye devam ediyor artık. Demek ki mahsus çoğu defa siliniyor. Feniyemel kadirun. Nime medfili. Kadiruna fail. Mahsus mahzuf. Biraz daha aşağıda gidelim. Bi'se şarab. Bi'se ne fiili? Zem fiili. Şarab fa'il. Mahsus mahzuf. Takdiru hüve. Fe karar. Bi'se nedir? Kendisi zem fiilidir. Karar fa'il. Mahsus mahzuf. Takdiru hüve. Biraz daha sardıralım aşağıya doğru. Bakalım neler var. Kale Teala bi selmetel mütekebirin. Geçelim. Farklı bir fiha. Sa'e. Şunu işleyelim. Fesa medalul münderin. Sa'e. Farklı bir fiil olarak karşımıza çıktı. Sa'e nedir? Zem fiili. Peşine gelen medal lafzı faildir. Münderin lafzı muzafun ileyhtir. Mahsus nerede? Mahzuf. Ortada yine yok bir sardırdık. Ee, bu şekilde sonuna geldik diyebiliriz. Ve saat nur tefeka. Bunu da ele alalım. <laughs> Şehrin mühennet olarak kullanılması mesela dikkatimi çekti. Onu da inceleyelim. Sa'e <laughs> nedir? Yine zen fiili. Ta nedir? Mühennetlik ta'sı. Fa'il. El fa'ilu. Zamirun müstetirin vücuben takdiruhu. Hiye. Fa'il ne? Hiye. de maksat da nardır yani. ne? temiz bu şekilde bitmiş oldu. Tabi ben özet geçtim. PDF sizlerle paylaşıldı. Telegram kanalımızda var. Dileyen daha ayrıntılı bir şekilde okuyabilir.